sinirler ki ya Rabbi bunu kahret diye dua ederler. Kabre koyarlar, kabirde soru meleği gelir. Ben Rabbuke ve men nebiyyüke ve men dinke ve men kitab sorularını sorar. Rabbin kim? Allah'a göre yaşamamış ki Karl Marx'a göre yaşamış. Dili Karl Marx diyecek olsan bakar ki orada hüküm geçmez. Cevap veremez. Senin peygamberin kim? Allah'a göre yaşamamış ki kendine Freud'u seçmiş lider olarak. Veyahut da David Hume seçmiş. Ernest Renan seçmiş mesela. Veya falan falanı seçmiş. Ona göre cevap veremez. Sorarlar kitabın ne? Ne desin? Das Kapital mi desin kitabın diye. Orada geçmez onun hükmü. Onun yerine Kur'an-ı Kerim demesi lazım, söyleyemez. Cevap veremeyince hemen kabrini ateşten bir çember alırlar. Yakıcı bir azabını içine bırakırlar. Cehennemdeki makamına bir pencere açarlar. Bakar ki cehennemdeki yeri dünyadaki yerine çok şiddetli. O da kıyamet kopana kadar şöyle dua eder. Ya Rabbi kıyamet kopmasın. Ya Rabbi kıyamet kopmasın. Çünkü o yeri kıyametteki yerinden daha az cezalandırılır. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Bir üçüncü ölüm yok beyler. Ben anlayabiliyor musunuz? Bir üçüncü türlü ölüm yok. İki türlü ölüm var. Ya böyle olacağız, ya böyle olacağız. Başka da tercih şansımız yok ha. Hiç başka tercih şansımız yok. Dolayısıyla meseleyi iyi kavrayalım. İşte ölüm dediğimiz hadise bu. Sonra kabir hayatı başlar, kıyamet koparıncaya kadar. Gel buraya otur sen. Otur gel. İyi hadi geç bakalım. Kıyamet, otur da sana başlıyor. Kıyamet kopuncaya kadar insan kabirde kalır. Kabir o için şu cümleyi söylüyoruz. Allah Resulü de söylemiş, ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Ya insan devamlı azap görür ya da seyrek azap görür. Veya sürekli mükafat görür. Evet. Kıyamet kopar. Kıyamet koptuğunda anlattım az önce. Her şey durur. Bütün kainat. Moleküler yapı biter yani. Söylemek istediğim bu. Moleküler yapı biter. Yani elementlerden oluşan varlık son bulur. Sadece kim kalır? Allah Celle Celaluhu. La ilahe illallah'tır işte bu. Ve neticede ikinci defa sura üfürür. Sur diye bir şey var. Feize nüfiha fissuri. Yasin suresine geçiyor. Sur. Oraya yazmadık. Kıyametin kopmasını sağlayan bu surdur. İbrahim Hakkı Erzurumlu diyor ki semada burçlarda saymış o yıldızların arasını bir mıntıka var diyor. Tıpkı bir boynuz gibi kıvrım kıvrımdır. İşte o surdur diyor. Semada. İbrahim Hakkı Erzurumlu. Ama şeklini ve niceliğini biz ne yapıyoruz? Bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz. Öyle bir şey ki meydana getirdiği titreşim kainatın dengesini bozar ve kıyamet bozar. Bunu söyleyebiliyoruz. Belki bu söyleyişimiz de yeterince onu ne yapamıyor? Tanımlayamıyor. Aslında kıyametin kopması o kadar zor bir şey değil. Atmosferle dünya tabakası, dünya atmosfer tabakası birlikte dönüyor değil mi? Ve belli bir sürati var. Saatte şu kadar bin kilometre hızla. Atmosferi durduruversen dağlar yerinden kopar. Öyle korkunç rüzgar oluşur ki dağlar yerinden kopar. Kıyametin kopması o kadar zor değil. Bir tür saatin durması gibi. Kurulmuş bir saat. Bir gün bitecek bu. Sonlu bir alem çünkü. Neticede kıyamet sonrasında, kıyamet koptuktan sonra ki kıyamet sahneleri Kur'an'da, Seyyid Kutub'un okuyun tavsiye ederim. Seyyid Kutub'un Kur'an'da kıyamet sahneleri var. Fevkalade bir kitap. Ben bilmiyorsam ya Muhammed Kutub'un ya Seyyid Kutub'un. Allahu alem Kur'an'da kıyamet sahneleri. Şimdi ben tabii her şeye giremiyorum. Vaktimin darlığına. Mesela ayet anlatmış sure. Kari'a suresini okuyun mesela. El-kari'atu mel-kari'a ve ma edrake mel-kari'a. Kari'a. Nedir kari'a? Bildiren nedir sana o kari'a'yı? Ey Muhammed Aleyhisselam. Yevme yekunun nas kel-feraşil mebsûr. O kari'a gününde, yani o dehşetli kıyamet gününde insanlar havada kelebeklerin uçtuğu gibi uçuşacaklar. Sonra وَتَكُونُ الْجِبَالِ وَكَلْ اَحْنِرْ مَنْفُورِ dağlar da atılmış yünler gibi olacak. Yünler biliyorsunuz renk renktir. Toprak da renk renktir. Bunun anlamını biliyor musunuz? O 8888 metrelik Everest tepesi kökünden tozlara, parçalara bölünecek. Ve atılmış yün, hiç yün atarken seyrettiniz mi bilmiyorum. Atılmış yünler gibi havada. وَتَكُونُ الْجِبَالِ كَلْ اَحْنِرْ مَنْفُورِ öyle olacak. Neden Rabbimiz önce dağları söyledi?
Çünkü yerinden sökülmesi en zor, en güçlü kütleler nedir yeryüzünde? Dağlar. Dağlar aynı zamanda arzın kazıklarıdır. Dağları çıkardığın zaman çividir yani. Arz dışarıya doğru patlar. Arzı bastırır onlar. Dolayısıyla ayet-i kerimelerde kıyamet sahneleri çokça anlatılmış. Ben detaya girmiyorum. Amme cüzünde kısa surelerde okunabilir. Bu arada geçen söylediğimi bir daha hatırlatıyorum. Ne olursunuz beyler? Kur'an'dan hüküm çıkarım diye söylemiyorum bunu. Ama bir Kur'an kültürünüz olsun. Allah rızası için. Geçen ders hatırlattım. Hatırlatmayla olmaz. Ahitleşelim. Günde bir sayfayı mealiyle beraber okuyalım. Ne olursunuz. Hatta arkadaşlara ısrarla tavsiye ediyorum. Almanca meal de okuyun. Çünkü bir Alman'a söyleyeceksiniz bazı şeylere. Değil mi? Ve Kur'an kültürünüz olsun. Orada kıyamet anlatılıyor. Orada haşr anlatılıyor. Orada pek çok olaylar. Bir peygamberler tarihi, bir sosyal olaylar, sosyoloji var, psikoloji var. Orada her şey var. Ama illa demiyorum ki size hüküm çıkarın. Hüküm çıkarmak uzmanlık işi. Bu neye benziyor? Bir anayasayı herkes okumalı. Ama anayasadan hüküm çıkaran hukukçular olabilir. Ayrı bir hadise. Ama en azından anayasal hakları öğrenmek için insan ne yapmalı? Anayasayı okumalı değil mi? Hüküm çıkarmak hukukçuların işi olsun. Ayrı bir hadise. Lütfen Kur'an kültürünüzü eksik bırakmayın. Lütfen. Arkadaşlara 3-5 zamandır söylüyoruz bunu. Yeniden dirilme gerçekleşir. Hangi birine girelim? Girelim. Yeniden dirilmeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. İnsanların, siz yeniden dirilme seyrettiniz mi? Ben seyrettim. Filmlerde mi hocam? Evet. Sünnet. Ama nasıl ha? Hakikisini seyrettim. Nasıl olur? Evet. Yine de olur. Yıllar önceydi, bir Fransız belgeselinde gördüm. Bir kumsal çekmişler. Çok geniş, uzun bir kumsal. Dümdüz. İçinde bir tek canlı görünmüyor. Üstünde de bir tek canlı görünmüyor. Sonra... Subhanallah. Yengeç bilir misiniz? Milyonlarca yengeç toprağın altında, kumun altında. Milyonlarca belki yengeç, belki yüz binler. Bana o zaman milyonlar gibi geldi. Yengeç aynı anda, sanki birisi düdüğe üfürmüş gibi, toprağın altından kalktılar, biri öbürünü yuvarlaya yuvarlaya böyle ve sonra bir istikamete, bilirsiniz yengeç yan yan yürür. Bir istikamete doğru yan yan hızla yürümeye başladı. Dedim ki işte bu yeniden dirilmedir. İnsanlar toprağın altında defnediliyorlar biliyorsunuz. Yeniden dirilme öyle olur ki, aynı yerde 50 kişi var, 100 kişi var. Şöyle bir hayal edin, bir resim, ressamlığınız var mı? Bazı ressamlara ihtiyaç var. Bir hayal edin. Bir taraftan bir kol, bir taraftan bir bacak, üzerinden tozlar serpiliyor, üstünüzde bir tane adam, bazısı uzamış dillerle, bazısı şişmiş midelerle, bazısı irinleşmiş suratlarla, bazısı nurani yüzlerle ve toprağın altından durmadan fışkırıyor böyle. Otun bittiği gibi insanlar bitiyor. Dehşetli bir anlar. Bazıları aklı selim sahibi olarak dirilecek bu anlar. Ve o aklı selim sahibi olarak dirilenlere bazılarına Allah Celle Celaluhu özel vasıflar bahsedecek. Bu vasıfları bilecekler doğru Havz-ı Kevser'in yanına. İşlerinin başına. Bazıları dillerini elleriyle taşımak zorunda kalacaklar. Bazıları Peygamber Aleyhisselam haber veriyor, ağzını sürekli ateşten makaslara kestiği insanlar gördüm diyor. Hakk'ın dinini yalanlayarak çarpıtanlar bunlar. Bazılarını gördüm diyor, yürümeye çalışıyorlar mizana, mahşer yerine doğru, evler gibi karınları. Miraç gecesini seyretti Resulullah Aleyhisselam. Karınları evler gibi her ayağa kalktıkça yuvarlanıyorlar. Bunlar diyor faiz yiyenler. Evet. Bu baktığı bir kitap tavsiye ederim ayet alırsa da yola. Tavsiye eder misin? Tamam. Şakir Çörüş. Şakir Hoca diyorlar. Orada kitapta. Hayır konusunda. Efendim? Hayır konusunda. Hayır hayır. Bu kıyamet ahvali konu. Bütün bunları içine alan. Sadece bu konuyu işleyen. Şakir Çörüş. Şakir Hoca da diyorlar. Kitabın ismini söylüyorum. Çörüş mü? Çörüş. Evet. İrşadül Gafilin. Böyle yazmışlar ismini. İrşadül Gafilin. Gafillere irşat diyelim. Evet. Şakir Çörüş. İrşadül Gafilin. Kitabın ismi bu. Sadece şu konular var. Demek ki bu kitapta ne varmış? Sadece bu konular ve her birinin yalnız bir tek kusuru var, aldığı ayetleri ve hadisleri yerlerine yazmamış. Allah ona hayır versin. Sağ mı bilmiyorum, zannetmiyorum sağ olduğunu. Eski bir adam çünkü.
Fakat fevkalade bu meseleleri izah etmiş. İşte o mahşer yerine insanlar toplanacaklar. Bir kısmı güneş tepelerinde, bir kısmı arşın gölgesinde. Size ne mutlu, siz inşallah arşın gölgesine gidiyorsunuz. Çünkü gençliğini iman ile, ibadet ile geçiren insanlar tıpkı devlet başkanları, adaletli devlet başkanları gibi arşın gölgesine gidecekler. Orada mahşer yerinde sıkıntı çekmeyecekler. Hem ikinci sıradadır onlar, önceliklidirler. Sizin gibi gençler, sizin gibi yaşlar hapı yuttu. Evet, mahşer toplanma yeridir. Mahşer. Nerede gördün? Bitti hayatım. Toplanma yeridir. Mahşer yerinde insanlar toplandıktan sonra mizan olacak. Mizan için şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hadiseler kısa sürede olmayacak ha. Ben süratle bir şey söyleyebilir miyim size? Söyleyeyim. Bir insan hasmından alacağını almak için hasmını aramaya başlayacak. 1000 yılda bulacak. Bir hadise rastladım. 1000 yıl. Şimdi kardeşler 1000 yılı deyince 10 asır zannettiniz değil mi? Ayet-i kerime var, sizin saydıklarınızdan 1000 yıl, ahirette 1 gün. Dünyanın dönüşü değişiyor çünkü. Tabii biz dünyada neye göre 1 gün diyoruz? Dünya dönüşü. Ayda biliyorsunuz o 1 gün kaç saate iniyor? 29 saate falan çıkıyor yanılmıyorsam ayda. Veya 6 saate iniyor, böyle bir şey var. Kesin hatırlamıyorum. Yani her gezegenin dönüşüne göre gün oluşuyor değil mi? Sizin saydıklarınızdan diyor, yani dünya günüyle sizin saydıklarınızdan 1000 yıl ahirette 1 gündür. Ve Allah nasıl? Yutmadık hafı canım. Biz yani illa bunlardan olacak değiliz. Biz özel araçlarla doğru Havz-ı Kevser'e gitmek istiyoruz. Niye yani kötüsünü düşünüyorsunuz hemen? Bir canımız var kurban olacak hak yoluna, onu verdik mi iş bitiyor zaten. Cenneti satın alıyorsun. Cenneti satın almak başka türlü mümkün değil zaten. Cennete girdi de gideceğim oradan. Aynen merdiyeyi duydunuz mu siz? Ya gene şimdi kısa anlatmak gerekiyor. Anlat hocam bize gerek. Allah 16-17 yaşlarında bir sahabi bir gün oturmuşlar 5-6 kişi konuşuyorlar aralarında. Bir ayet-i kerime vardı biliyorsunuz. Canları ve malları karşılığında cenneti satın aldılar. Bu ayet-i kerime okununca genç yanındakini hemen döküyor. Sen şahit ol diyor. Vallahi ben bu alışverişi şimdi yaptım. Diyordum ne yapıyorsun? Bekle beni diyor. Bu kimseler de akıncıdırlar. Yani serhat boylarına gidip savaşanlar. Bekle geliyorum. Derhal gidiyor. Çocuğun babası yok. Babadan kalan malının yarısını anasına bırakıyor. Yarısını fukaraya dağıtıyor. Kendisine bir at alıyor. Hemen onların yanına geliyor. Sizinle beraber sefere çıkıyor. Yahu etme eyleme, küçüksün, kaldıramazsın, başaramazsın, beceremezsin. Yok diyor, ben Allah ile alışveriş yaptım. Canımı verdim, cenneti satın aldım. Biz çaresiz söz geçiremedik. Aldık yanımıza onu. Yola çıktık. 2 ay bizimle beraber yolculuk yaptı. Düşmana rastlamadık. Gündüzleri oruç tutuyor. Geceleri de namaz kılıyor. Bu arada bizim atlarımızı tımar ediyor. Yemlerini veriyor. Soframızı kuruyor, bize hizmet ediyordu. Hiç de fazlaca konuşmuyordu. Biz de diyorduk ki bakalım ne kadar dayanacak. Günlerden bir gün yattık. Sabah namazını kıldıktan sonra. Bir müddet sonra bir feryat ile uyandık. Öyle bir feryat kopuyor ki. Ey ayna merdiye neredesin? Ey ayna merdiye neredesin? Ayna merdiye Allah'ın rızasının özü manasına geliyor. Ama şimdi anlatacağım ne olduğunu. Ve dağlara doğru koşuyor. Yetişemedik arkasından. Dedi ki eyvah çıldırdı, dayanamadı bu. Bir saat sonra geldi. Sakinleşmiş. Dedi ki niye böyle oldun? Dedi ki ben sabah namazından sonra yattım. Sonra bir rüya gördüm. Rüyamda beni cennete koydular. Dediler ki burası senin. Gittim. Yani bir cennete koydular. Cennetin kapısına geldiğinde sordum. Bu cennet kimindir? Dediler ki aynen vardı yeri. Aynen arzıya kimdir? Allah'ın sana tahsis ettiği huridir. Peki nerededir? Gir içeri görürsün. İçeriye girdim ki öyle müthiş bir güzellik aklım başımdan gitti. Sonra dedim ki nerede aynen arzıya? Dediler ki içeride bir cennet daha var. Onun sarayı daha içeride. Aynen arzıya kimdir? Dediler ki Allah'ın sana tahsis ettiğidir. Alışveriş yaptı ya. Girdim ikinci cennet, birinci cennetin güzelliğini unutturdu. Dedim ki hani aynen arzıya? Dediler ki içeride bir daha cennet var. Onun içindedir köşkü.
Üçüncüye girdiğimde ne birinci ne ikinci aklımda kalmadı. O kadar fevkaladeydi ki, o kadar mükemmel, o kadar güzeldi ki, o cennet, ben hiçbir şeyi göremez olmuştum. Artık mest olmuştum. Dedim ki aynen Ardiyen'in sarayı, dediler ki işte şu billur köşktür. Vardım kapıda, dünya güzeli bir kız cennetin güzelliğini bana unutturdu. Öyle güzel. Dedim aynen Ardiyen sen misin? Yok dedi, ben aynen Ardiyen'in hizmetçisiyim. İçeriye girdim. Aynen Ardiyen'in yanına. Öyle bir gördüm ki her şey benden istedi. Her şey. Ben ona hemen yaklaşmak istedim. Dedi ki dur, vaktin var. Akşama orucunu burada açacaksın. Ve ben uyandım. Fakat öylesine müthiş bir güzeldi ki kalbim onun hasretinden cayır cayır yandı. Ne yaptığımı bilemeden dağlara koştum. Neredesin ey aynen Ardiyen? Ve arkadaşı anlatıyor. İki ayda düşman rastlamamış olan o topluluk diyor, yarım saat içinde bir baskın yedi. Bu baskında hepimiz canımızı kurtardık. Bir tek o genç şehit olmuştu. Başına vardım, çok güzel bir tebessümle yaptım. Çünkü aynı mevdiyeye ulaşmıştı. Şimdi, aynı mevdiyeden sizi de bekliyoruz. İnşallah. Cenab-ı Hak herkese veriyor çünkü. O mahşer yerinin kolay geçilmesi buna bağlı. Oradan bazı insanlar sorgusuz geçecekler. Bazı insanlar sorgulamalar geçecekler. Şimdi o mizanın dehşetini ben tabii zamansızlıktan anlatamıyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Müflis olmamaya bakın orada. Nedir müflis? Amel defteri iyileri ağırdır, sevinir. Çekil bir kenara derler. Bu adamdan alacağı olan gelsin. İşte az önceki takılma kardeşlerimize söyledi. Gelir adam. Benim 10 kuruşum var, al sevabından. 20 kuruşum, al sevabından. Benim enseme bir tokat attı, al sevabından. Bana selam verirken çirkin bir suratla baktı, al sevabından, al sevabından. Allah erir, erir, erir. Denge dengeye gelir, terazinin dili. Bekler ya. Kimse çıkmaz. Biri çıkar, hiç tanımaz adamı. Gelir. Ya Rabbi bu adamla ben 10 dakika bir yolculuk yaptım. Bu 10 dakika içerisinde öyle oldu ki bir çelme taktı, ayağım kırılacak gibi düştüm yere, canım acıdı, kusura bakma da demedi. Benim gönlümü de almadı, bana zulmetti, eyvallah siz geçti gitti. Alacağım, bir santim alacağım. Verildi mi, terazi çıktı. Allah Resulü diyor ki işte bu müflistir. Bu müflistir. Onun için insanlarla hukukunuz olmasın. Hukukunuzu iyi ayarlayın. Mizan, sırat. Sırat'ta 7 sorgulama merkezi var. O dediğim kitapta uzun uzun anlatıyor. Fakat ilk sorgulama namazdan. İlk sorgulama namazdan. Ve adamına göre kıldan ince, kılıçtan keskin, adamına göre yaylalardan geniş olacak. Adamına göre çok süratli geçiş olacak. Adamına göre yıllarca oradan geçmek için uğraşacaksınız. Uğraşacağız. Sırat aynı zamanda cehenneme düşme yeridir. Bazı yerler düşürür adamı. O öyle bir köprü, geçiş mıntıkası ve sonuçta ya cennet kapısı, ya cennet kapısı, ya cennet kapısı. Öbürünü söylemeye dilim varmıyor. Çünkü oraya girdiniz mi, içeceğiniz illa hamime ve gassaka. Sadece kan ve iridir. Cehennemde başka içecek yok. Kan ve irid. Vallahi cehennemde başka hiç içecek yok. Öyle adamlar var ki Allah'a yalan isnat ederler. Muhammed suresinde bir ayet-i kerimede anlatılıyor. İçer, İçtiği zaman vücudunda dinamit nasıl patlar? Nitrik asit derler biliyorsun. Nitrik asit patlayıcı bir özelliğe sahip. Sıvıdır o. Taşımak da çok zordur. Güm patlar. Bütün bağırsaklar paramparça olur. Bütün bağırsaklara. Sonra hemen Cenab-ı Hak onu bir araya getirir. Tabi ameliyattan sonra iyileşmek ne kadar acı verirse o da o kadar acı verir ona. Sonra susar gene. Su önünde. İçecek ama patlayacak da. Çaresi yok, içmezse çatlar. İçer gene patlar, içer gene patlar, içer gene patlar, içer gene patlar, içer gene patlar. Bu sözün bile bir sonu var. Ama bu cezanın sonu yok. Bu cezanın sonu yok. Lütfen sonsuzluk kavramını hesaba kat. Allah Celle Celaluhu Tekaddes Hazretleri hayır ve akıbetimizi, akıbetimizi hayırlara gark etsin diyelim inşallah. Sözü bitiriyorum. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Sellem ve Elhamdülillah.